Osman, senin köydeki evin yanından bir yer alınıp bir temel atılmıştı, mezbahane temeli. Duruyor. Duruyor değil mi? Şu iki masa kadar var mıydı? Vardı. Temel küçük de yer büyük ama. Yer büyük de yok, temel diyorum ben. Temel evet, aşağı yukarı. Aşağı yukarı, iki masadan bir, belki. Bir harç arabasının harcı var. Ha, bir kamyon beton döküldü yani. Mikser. Bir mikser. Hazır beton, bir mikser beton döküldü. Evet. Bu yeri almışlar. Ama maalesef parasını ödememişler. İcra kanalıyla ben ödedim. İcra kanalıyla böyle ödedim. Böyle seçimlere 3 yıl kalıma gidip yalandan yere beton atmayla bu işler oldu. Başkan 5 yıldır sen niye yapmadın bu mezbaneyi diye de sorabilirsiniz. Niye yapmadığımı söyleyeyim mi? Biz sevgili basın mensuplarına biz. 2 asaplara kızdı. Onun için yapmadım. Bak kameralarınız çekiyor. Hiç gizlim kapaklığım olmaz. Çok bilmiş, medya mensubuyum zanneden, kendini eli kalem tuttuğunu zannedip de gazetesinin köşesine her gün yazanlar var ya, onlara kızdım. Adam zannedip kendini yazıyorlar ya gazetelerine. Onlara kızdım. Ve kasaplara kızdım. Niye kızdım? Siz saygıdeğer basın mensuplarınızın birçoğu vardı. O kasaplarla 2 sefer toplantı yaptım. Niye yaptım? Çünkü mezbahane yaptığın zaman devlet onlara %50'sini hibe ediyor. Ne dedim ben onlara? Gelin bir araya. Ya bir kooperatif kurun, ya bir şirket kurun. Buna ben de ortak olayım belediye olarak. Yarı parasını devletten alalım, gerisini de ben yapayım. İdaresi her şeyin sizin olsun dedim. Öyle mi Osman? Beraber yapalım dedim. Doğru mu arkadaşlar? Doğru, doğru. Ama o basın mensubu, hani gazetesinin köşesine yazan basın mensubu var ya kendini çok bildiğini zanneden, bunları söylemiyor. Onlar da vardı. Onları konuşulduğunda onlar da vardı. Ama kendilerine bir şey yaptığını zannettiler. Başkanı karalayalım da bir şey olur belki zannettiler. Yemez de 10 numaralı. O kasapların hiçbiri bir araya gelmediği için kızdım. Onun için yapmadım. Ve o saygıdeğer basın mensuplarına kızdığım için yapmadım.